Tövbe edince Adem aleyhisselamın yaptığı gibi hatayı kendi nefsimizde aramalıyız. Şeytanın yaptığı gibi yapmamalıyız. Peki şeytan ne yaptı? Bu benim kaderimde varmış. Takdiri ilahi böyleymiş. Ne yapalım dedi ve suçu Allahu Teala'nın üzerine attı. İlk insan Adem aleyhisselam ve Havva validemiz ise suçu kendi nefislerinden bildiler. Ey Rabbimiz, biz kendi nefislerimize zulmettik ve eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet buyurmaz isen elbette biz hüsrana uğramışlardan oluruz dediler. Onun için suçu işledikten sonra bu benim kaderimde varmış, ne yapayım demek şeytanın bir özelliğidir. Kaderi takdir eden kim? Rabbül Alemin. İşte insan o zaman Rabbini suçlamış oluyor. Tıpkı şeytanın yaptığı gibi zaten şeytanın da içinde nefis var. Çünkü şeytan iblis denilen bir cinin sıfatıdır. Allahu Teala Kehf suresinde şöyle buyurmuştur. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Tevbenin aslı dönmek, yönelmektir. Tevbe, kulun vasfı olursa günahtan taata yönelmek demektir. Allah'a izafe olunursa onun kulu cezalandırmaktan vazgeçip affa yönelmesi manasına gelir. Tevbe müminlere farzdır ve tevbenin kabulü için 4 şart vardır. 1. Kalben pişman olmak. 2. Masiyeti hemen terk etmek. 3. Bir daha öyle bir günaha dönmemeyi azmetmek. 4. Tevbeyi başkasından değil, sadece Allah'tan korkarak yapmak. Gavs-ı Sani Hazretleri buyurmuştur ki, önceden tasavvuha, kusur işlemeyen, hatası olmayan, güzel ibadet eden insanlar girerdi. Onun için de amellerinin güzel olması, nefis yapmalarına sebep olabiliyordu. Bu yüzden de pek çok zorluktan sonra manevi olgunluğa, kemalata ulaşabiliyorlardı. Bu zamanın insanı ise günahkar olduğunu biliyor, nefsini de beğenmiyor. Ben zaten kötü adamım diyor. Allah böyle insanı çok seviyor. Onun için bu devrin insanı istese maksadına daha çabuk ulaşabilir. Hazreti Ali de radıyallahu anh şöyle buyurdu. O tövbe midir ki yalnız sahibini kurtarır? Tövbe ona derler ki gerçek tövbe bu tövbesinin bereketiyle birçokları da kurtulsun. Tövbe, yalnız tövbe edeni kurtaran tövbe değildir. Gerçek tövbe, tövbe edenle birlikte başkalarını kurtaran tövbedir. Hakikaten bu zamanda sadatların yanında tövbe eden insanların içerisinde böyleleri var. Siz de biliyorsunuz, bir kişi kaç kişinin tövbesine sebep olmuş. Aynı mübareklerin dediği gibi, böyle güzel tövbe sahibi olanlar pek çok hamdolsun. Hakiki tövbe, başkalarının da tövbesine vesile olmaktır. Güzel tövbe, başkalarının da tövbesine sebep olandır. Mansur bin Ammar isminde bir evliyaullah, tövbeyle ilgili olarak Beni İsrail'de yaşanmış şöyle bir kıssa anlatır. O devirde fevkalade güzel fakat kendine kötü bir yol tutan bir kadın varmış. Kadın açık saçıp giyinip evinin kapısını açık bırakıyordu. Sokaktan geçenlerin kendisini görebilecekleri bir yerde oturuyordu. Çok güzel olduğu için görenler illa bir fitneye tutulur, ona aşık olur, ondan gözlerini ayıramazlardı. Onu görmek isteyen bir altın verirdi. O şehirde gayet abid bir süfi yaşıyordu. Bir gün nasılsa tesadüfen yolu oradan geçmiş, kapıdan kadını görmüş, aşık olmuştu. Kadının fitnesine o da tutulmuştu. Gözlerini kadından ayıramadı. Abid kendi evine gidiyor, nefsiyle mücadele ediyor fakat kadını bir türlü unutamıyordu.
Neyi var neyi yoksa hepsini satıyor, altınları alıp kadının yanına gidiyordu. Altınları veriyor ve "Ey Dilber, bu altınları al, beni bir gece mutlu et," diyordu. Kadın kabul etti, ona bir zaman tayin etti. "Şu zaman, şu saatte gel," dedi. O zamanı sabırsızlıkla geçiriyor. Zaman gelince kadının evine gitti. Kadın onu sedirine oturtturdu. Süfünün eli ayağı titremeye başladı. Kadına elini uzattığı zaman içine Allah korkusu düştü ve kendi kendine, "Sen böyle abid, zahid ve süfü bir kişi ol. Senelerce ibadetle uğraş, sonra gel böyle bir kadının tuzağına düş, yakışır mı sana? Olacak şey mi? Sen Allah'tan korkmuyor musun? Peygamberden utanmıyor musun? Nasıl olacak senin halin?" diye kendisiyle mücadeleye girişti. Allah-u Teala tarafından içine bir ilham verildi. Korkusundan titremeye başladı, rengi sarardı. Kadın adamın renginin solduğunu görünce, "Ne oldu sana be adam?" diye sordu. Adam güçlükle cevap verdi. "Hatun, içime Allah korkusu düştü. Verdiğim altınlar sana helal olsun. Ben gidiyorum," dedi. Kadın arkasından seslendi. "Sen kimsin? Evin nerede?" Yüzünü çevirmeden söylüyor. "Adım şu, evim şuradadır." Kadına bir daha bakmadan çekip gitti. Evine geldi, ağlamaya başladı. Kendi nefsiyle mücadele etti. Kadının da içine korku düştü, ağlamaya başladı. "Vah bana, bu adamın ilk günahıydı. İlk günahından böyle korktu, kaçtı. Ya sen, ömrün böyle senelerce bunlarla geçti. Senin halin nasıl olacak? Onun korktuğu Rabbi senin de Rabbin değil mi? O korkuyor da sen niye korkmuyorsun Rabbinden?" diyor ve tövbe ediyordu. Açık elbiselerini götürüp sattı. Eskimiş, kapalı elbiseler aldı. Kendi başına ibadete başladı. Aradan zaman geçti. Bir gün, "Benim tövbeme sebep olan şu abidi gidip bir göreyim. Acaba beni helalliğe, zevceliğe alır mı?" diye içinden geçirdi ve temenni etti. Adamın kapısına geldi, kapıyı çaldı, kapıyı bir hizmetçi açtı. Kadın, "Filan kişi evde midir?" Hizmetçi, "Evdedir," diyor. "Bir dakika çağırır mısın? Ona hayırlı bir iş için geldim," dedi. Süfü kapıya geldi. Kadını görüp tanıyınca haykırarak olduğu yere düştü ve vefat etti. Ben bu hali görünce daha çok pişman oldum. Kendi kendine, "O bir kere tövbesini bozduğu için canından oldu. Sana hiçbir şey tesir etmiyor. Sen nasıl bir insansın?" dedi. Hizmetçiden bekar, salih, takva sahibi bir kardeşi olduğunu öğrenince onunla evlendi. Kadının çok malı mülkü varmış. Hepsini Allah için kocasına bağışladı. 10 tane çocukları oldu. Hepsi de alim ve salih oldular. Tüm bunlar niye oluyor? Güzel tövbe ettikleri için.